Alparslan Bey, mən de istəyirəm ki, bizim verilişimizin formatına uyğun olaraq siz mənə Tabii ki. Cənubi Azərbaycandan xəbər verəsiniz. Nə baş Tabii verir, ki. necədir, insanlar nə deyir, nə danışır? Evvelen belə deyim ki, sizin bu dördüncü programdır. Bəli. Təbrik edirəm. Bu Güney Azərbaycan məsələsinə son dönemde hem Türk medyasının hem Kuzey Azərbaycan medyasının önem vermesinden büyük bir mutluluk duyurlar. Ama bize dedikleri budur ki, bir taraftan İran rejimi milyarlarca dolar, cidden deyirəm, sərbət xərcləyir, bu Amulu kimin, Zührevənd kimin, manqurtların üstünde her gün Azərbaycana lafsi, fiziki, danışıq üzere saldırılar gerçekleştirirler. Ve bir taraftan da mütəqabiliyet esasında bu değil ki, Azerbaycan tarafında sadece haftada, onu da Zaur Bey'in boynuna salaq biz, haftada bir saat Cüneyt Azıcan arasın. Bu mütəqabil bir şekilde cevap değildir. Açığın deyirəm. Ona göre hem size büyük destek sağlamalıdır burada, hem de Kuzey Azerbaycan devletimiz anlamalıdır ki, Güney Azerbaycan'da büyük bir potansiyel var. Her an qiyama hazırlık var. Biz bunu Sayın Çörek Anlı'nın danışıklarında da her metoddan istifade ederdi Sayın Zahar Bey. Şey, çıkmalıyız. Dışarı çıkmalıyız. İlla billa çıkmalıyız. Başka çaremiz yoktu. Bakın Mən gördüğünüz üzr gibi. istəyirəm Alparslan Bey, üzr Buyurun. istəyirəm, davam eləyəcəksiniz. Tamaşaçılarımız Zendak Zibast adlı bir farsça yazır. Onun tərcüməsini istəyirdilər. Mən elədim. O dəstəkləyir dəyərli izləyicilər. Güney Azərbaycandan izləyicimizdir və Tabii. qələbənin bizimlə olacağını, qalib olacağımızı yazır. Ona görə sanmayın ki, Fars Molla rejimi trolludur. Xeyr. Sadəcə farsça yazır və Güney Azərbaycanlı fəaldır. Belə hiss olunur. Buyurun. Doğru. Bakınız hele de o 2. Qarabağ Vətən Müharibəsində bizim tutulan, saxlanılan milli faallarımız, onların keysləri, dadgahları ve məhkəmələri sürür. Bir çox hele de həbsdədirlər. Ve qamçı cəzaları yiyiblər, yani şallah cəzaları. Onların aileleri var. Biz onların ailelerine yeteri kadar kömək yardım edə bilmirik. Bunlardan şikayet edirlər. Yani bir insan ki eşiyə çıxır, etiraz edir, onun ailesi hangi durumda kalacak? Bu eksikliklerimiz var Cüneyt Azıcan Milli Harekatımızda. Daha sonra ekolojik meselesine tohundu. Urmu Gölü meselesi haqda İran rejimi hiçbir adım atmır. Ona göre de büyük tehlike bizi gözlüyor Sayın Zahar Bey. Ve bu gelirse cidden de orada bir yaşam diye, hayat diye bir şey kalmayacak. Üçüncü mesele budur ki, ben buna tokunmak istedim. Güney Azerbaycan müstəqilliyi meselesi çok önemli bir konudur. Bu uluslararası yani beynəlmiləl qurumların bize tanıdığı aslında bir haqdır. Yani öz müqəddəratını təyin etmə haqqı. Bəzən bunu deyirlər ki, neden İran'ın hamısına Türkler sahip çıkmır? Bu bambaşka bir konudur. Gücümüz yetmez Sayın Zahar Bey. Misalım veririm. Bugün Türkiye'miz Batı Trakya kalıptı. Bir tarafta Kıbrıs kalıptı. Kırım kalıptı. Bir tarafta bu Suriye bölgesindeki Türkmen Dağı kalıptı. 13 adalar kalıp Ege Denizi'nde. Çok çetindi. Bakın Kıbrıs'a 74 ilinde, 1974'te orada katliam törədirildi Türklere karşı. Bir barış harekatı icra edildi. Hele de ambargolar Türkiye'ye karşı sürürü. Bunu demek istedim ki, Güney Azerbaycan Türklerinin hangi gücü olacak ki gelecekte? Elbette inşallah ki olsun. Ki geçsinler İsfahan'a taraf, geçsinler bu Çəngəl, Basra Körfəzinə kadar. Ona göre elimizdeki daşı elə bir ağırlıqda tutmalıyız ki, Sayın Zahar Bey, onu atabilir. Bunu da çok Güney Azerbaycan Milli Harekatında tartışılan bir konudur. Bazıları istiyorlar ki, İran'ın da hamısı Türk'tü. İndi bu Zührevənd adlı müptezel geçen günlerde bir başka danışık olupdu. Deyir ki, ittifaqen elə sizin ağanız da Türk'tü. Evvelen bizim ağamız değeri, o Xamneyi adlı şəxs, o sizin ağanızdı. Bakın, evvelki danışığında deyir ki, zatı qırıq Türkler, sonraki görür təpkilər geldi, o qələt elədiyini bəyan etmək üçün deyib, zaten sizin ağanız da Türk'tü. O Türk falan değil, başındaki əmmamə qərə olduğu için başka bir etnik mənsubiyyəti var. Ona göre Güney Azerbaycan'da bugün Zahar Bey en büyük eksikliklerimizden birisi ittifaqen medya eksikliğiydi. Sizin burada yayınladığınız YouTube yayınını maalesef çok çetinlikle soydaşlarımız izleyebilirler. Çünkü orada filter sındıran işletmeliler. İran rejimi bildiğiniz üzere Facebook'tu, YouTube'tu, bunları yasaklayıp da yeni dönemde
Instagram, Telegram ve WhatsApp'ı da çok çetinleştirip ki oraya soydaşlarımız rahatlıkça gidip sizin paylaşımlarınızı izleyebilmesinler. Başka meselelerimizden size diyebilirim ki, bəs ekonomiden bahsederdik, ekolojiden bahsederdik. Siyasi olarak şey, heç bir hakları yoktu. Bugün ister Şurayı Məclis seçkiləri olsun, ister Cumhurbaşkanlığı seçimleri olsun veya milletvekili seçimleri olsun. Heç bir şekilde Güney Azərbaycan türklərinin nə aday təyin etmə, nə istədikləri adaya rəy vermə haqları yoxdur. Ona göre biz sisteme baxıb iki seçeneğimiz var. Ya bu heqarəti, ya bu alçaqlığı kabul etməliyik, kabul etməliyik ki, bu rejim bizdən üstündür, haq edirlər ki, bizi yönədələr. Ya ikinci seçimimiz budur ki, Kuzey Azərbaycanımıza baxmalıyıq, orada verilən ən yeni dönemde 3000 şəhidə baxmalıyıq, Türkiyəmizə baxmalıyıq və azadlığın, bağımsızlığın tadını biz de dadmamız için, bəzi bədəllər vermək için Sayın Zahar Bey ve değerli izleyiciler hazır olmalıyıq. Bunda da en büyük etişen Kuzey Azerbaycanımız, bakın, heç bir şekilde problem yaşanmaz. Biz indiye kadar İran rejimine karşı yaxşı qonşuluq siyasetinden başka heç bir əməl göstermedik. Türkiye de 2008-ci ilde Brezilya ile birlikte İran'a karşı ambargoların geri dönmesi için, çevrilmesi için elinden geleni elədi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü var idi. Biz size bu kadar kömək elədik, ey İran, ama sizin yöneticilerinizden, idarəçilerinizden fərqli-fərqli səslər gəlir Türkiye'ye karşı. Neye işaret edir Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bunu deyir ki, yadıza gəlir. Hey deyirdiler ki, bu Xamneyi'nin siyaseti değil ki, anti-Azerbaycan siyasetidir. Bu Xamneyi'nin siyaseti değil ki, anti-Türkiye siyasetidir. Bunlar İran içinde bazı diplomatlar, bazı ordu başındaki komanderlerdiler. Ama 2. Qarabağ Savaşı'nda %100 belli oldu ki, bunların hamısı Xamneyi adlı Başmollanın idealları ve fikirlikleridir.